Şimdi Astana'ya gideceğiz. Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Amerikalı Global Firepower askeri istatistik sitesinin yaptığı sıralamada Kazakistan ordusu 58. sırada yer aldı. Kazakistanlı diplomat Askar Musinov, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı'nın genel direktörlüğüne atandı. Astana gündemi için de sözü Caner Salaba'ya bırakacağız. Caner. Evet, ABD'li Global Firepower askeri istatistik sitesi dünyanın en güçlü ordularını belirledi ve Kazakistan bu sırada 58. sıraya yerleşti ve Orta Asya ülkelerinden birinci olarak bu coğrafyanın en güçlü ordusu oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 2023 yılında Kazak askerinin 63. sırada olduğu belirtildi ve bu yıl Kazak askeri 5 sıraya yükseldi ve toplam askeri Kazakistan'ın askeri alana yaptığı harcamaları yaklaşık 7,5 milyar ABD dolarını buldu. Toplam askeri personel sayısı da 300 bin kişiye ulaştı. Listede Özbekistan 65. Kırgızistan 100. Tacikistan ise 107. sırada yer aldı. Yapılan sıralamada uzmanlar 145 ülkeyi askeri birlik sayısı, mali durum, teknolojik gelişme, coğrafi konum ve hareketlilik gibi 60 farklı faktöre göre değerlendirdi. Öte yandan Kazak diplomat Askar Musinov, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı'na genel direktörlüğüne atandı. Diplomat Musinov'un Doha'da düzenlenen İslam Gıda Güvenliği Örgütü Teşkilatı'nın 6. genel kurulumu kararıyla 1 Ocak'tan itibaren teşkilatın direktörlüğü görevine seçildiği açıklandı. Musinov daha önce Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevleri aldı. Özellikle Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika Büyükelçi olarak görev yaptı. Ayrıca Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı ve İcra Sekreteri görevlerinde bulundu ve teşkilata genel direktör olarak atanmadan önce de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bilim ve teknolojiden sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. Biliyorsunuz bu yıl öte yandan Kazakistan Uluslararası Aralık Kurtarma Fonu'na başkanlık edecek ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Jomart Tokayev'in kararıyla diplomat Asghat Orazbay Uluslararası Aral Gölü'nü Kurtarma Fonu İcra Komitesi Başkanı olarak atandı. Orazbay bugüne kadar 2019 yılından itibaren Kazakistan'ın İran Büyükelçisi görevini üstlenmişti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.